Evet, değerli arkadaşlar, 17-25 Aralık ile başlayan hukuksuzluk sona eriyor inşallah. İl il yapılan algı operasyonları bugün de Ankara'da çöktü. 54 vatan evladı, DHKPC, PKK, uyuşturucu taciri peşinde koşturan vatan evladı 5 gündür nezarethanelerdeydi. Çok kötü muamele gördüler. Bizler de çok kötü muameleler gördük. TEM'de gerek savcılık aşamasında çok büyük hukuksuzluklar yaşandı. Ancak bizler hukukçuyuz. Hukuka, yargıya güveniyoruz. Uygulayıcılar ne kadar kötü olsa da, ne kadar kötü niyetli olsalar da bizler hukuka inancımızı yitirmeyeceğiz. Müvekkillerimiz de öyle düşünüyordu. Kenetlenmişlerdi, kendilerine eminlerdi. Hiçbir hukuksuzluğa imza atmamışlardı. Hepsi pırıl pırıl meslektaşlar birbirleriyle kenetlendiler. Hepsi pırıl pırıl insan aynı zamanda. Polis olma dışında pırıl pırıl insanlar. Onları tanıdığıma ben şahsım adına çok memnunum. Çok bahtiyarım. Hayırlı olsun. Bütün ailelere hayırlı olsun. Geçmiş olsun diliyorum. Avukat arkadaşımız yeterince açıklamalarda bulundu zaten. İsnat edilen suçlamalar tamamen işte bir kısım dinlemeler hakkında, yani İstihbarat Daire Başkanlığı'nın görevi olan önleyici dinlemeler hakkındaydı ve kamuoyuna da sürekli olarak şu veriliyordu. İşte hukuksuz, mahkemeleri yanıltmak suretiyle, isimleri gizlemek suretiyle vesaire şeklinde tamamen yalan yanlış içerikli dinlemeler yapıldığı bir senedir empoze ediliyor. Edildi. İstihbarat şubelerine operasyonun yapılmadığı neredeyse şehir kalmadı. En sonunda bugün Ankara'da ne çıktı? Üzerinde fırtınalar kopartılan dinlemelerden hiçbir tanesinde hiçbir hukuksuzluk bulunamadı. Peki bu hukuksuzluklar olduğu iddia edilen dinlemelerin sayısı kaç biliyor musunuz? Türkiye'de şubeleri teker teker ele aldığımızda milyonları buluyor. Demek ki bu polis teşkilatı milyonlar arasındaki hiçbir dinlemeyi usulsüz yapmamış. Yani bu Türkiye'nin bu insanlara tekrar güvenmesi gerekir. Başka kimseye güvenmemesi gerekir. Vatanın gerçek dostları, gerçek kahramanları bu insanlardır. Teşekkür ederiz.